Adam da diyor ki zarar etmeni bilmiyorum diyor. Bu zarar etmek nasıl oluyor bana anlatır mısınız? Hoppala adama bakıyorum şaşıyorum kalıyorum ya. Adamın biri öyle demiş ya. Tüccarın birine. Ya demiş efendim nideler iyi tüccar olur. Öyle koyunlu köyü falan. Hacı Kemal Vada Allah rahmet etsin. Kabrinin nuresi. Kardeşi de öldü. Ona da babası. Hepsi tanıdığım eski kardeşlerimiz, cemaatlerimiz. Ondan sonra onlar iyi esnaftırlar. Çoğu da halıcı olurlar. Ondan sonra o anlattılar yani. Adam demiş ki birine gitmiş ak, akıl sahibine danışma. Ya demiş ben demiş hep kar ediyorum. İşte üç kat, beş kat, on kat ya zarar etmek istiyorum demiş anladın mı? Hiç zarar da edemiyorum demiş. Yani ondan sonra bir de zararı tatsam anlasam da hiç olmazsa karın da kıymetini bilsen şimdi. Hep kar edersen onda tadı olmaz yani. E, o adam da akıllı adam demiş ki tosya pirinç yükle demiş. Allah adam anlamamış seni ne demek istediniz efendim demiş. Ya arkadaş demiş e, işte ne kadarsa bir kamyon e, pirinç al demiş buradan yani İstanbul'dan neyse. Kaç kilo ton alıyorsan sonra yükle onu bir kamyona falan ne olacak götür onu Tosya'da satma demiş. Tosya'da pirincin ana yuvası ya e sen buradan pirincin merkezine pirinç götürürsen zarar etmen kaçınılmaz mesela Aa iyi fikir demiş almış ondan sonra o da. Yüklemiş pirinçleri kamyonu götürmüş tosyanın ortasına. Ana! Bir müşteri akını bilmem ne. Pirinç kalmamış. Arkası gelen gelene ya. Pirinç yok mu ya? Allah yani Ya nasıl oldu ya? Hep kar ettik. Hiçbir zarar yok. <laughs> Niye? O sene tosyada pirinç olmamış. Sel gelmiş. Bilmem ne. Afat olmuş. E şimdi Allah bir, bir adama kader rızık acayip bir şey. Yani adam hep kar ediyor. E şimdi ben dünya işlerinde hep zarar ettim. Hiçbir işte karlı kazancım olmadı. Bugüne kadar. Birkaç bir şeyler aldım sattığım oldu. Efendim ha, ticaret yapma anlamında değil de zaruret anlamında. Mecburen bir yerden taşınıyorsun. Orayı satman gerekiyor. Oradan intikal ediyorsun. Arabayı satıyorsun. E, yeni bir araba. Hep zarar. E şimdi ama adam ne yapıyor? masa başı oturmuş. Hindi gibi düşünüyor. Ne düştüyse düşükken alacağım. Ne çıktıysa onu bekleyeceğim. O arada bozmayacağım. Sonra o en yüksek seviyesini gördü. Ama bu şey gibi bir şey kumar gibi. Yani şu bakımdan. Bir de bakıyorsun küt düşüyor. Bir de bakıyorsun daha çıkıyor. Ona da karar vermek zor. Ha şimdi altın bilmem 900 küsur oldu. E şimdi sen e şimdi ben bunu bozayım mı bozmayayım mı çok yüksek geldim. Bozuyorsun bir de bakıyorsun ana yarın 1400 oldu. Oo görüyor musun ne kadar 500 lira zarar ettik. E şimdi kafanı vuracak kaya aramana lüzum yok. Burası dünya helal ve meşru zeminde kar da zarar da kaçılmaz. Ama ahiret öyle mi? Ahirette sana demiş ki namaz zararı yok. Hep kar. Oruç zararı yok. Hep kar. Efendim zikir hiç zarar ihtimali yok. Geçirdiğim vakitleri zikirle. Efendim o saatte başka bir şey yapsaydım. Ne yapacaksın başka bir şey yapacaksın ya? Zikirin yerini bir şey doldurur mu? Dünyayı salih amelle doldursan, hayrat hasanatla doldursan, lekâne zâkirullah eftale. Sırf zikirle meşgul olan oturup kenarında daha faziletli olur buyuruyor hadis-i şerifte. Onun için hep ahiret karlarına yönelmek için imkan var. Hatar yok, tehlike yok, risk sıfır. Risk sıfır. Ahiret yüzde yüz muhakkak kesin. Dünyada ne kadar da yaşayacağım belli değil. Cemettin paraları, malı cemmet, bülkü cemmet, kalırsa düşmana kalsın, dosta muhtaç olma tek hesabıyla e, ee, daren de tekerlemeleriyle bazı doğru tarafları da var. Tecrübe bakımından söylüyorum. Başıma geldi. Ama her an risk. Malın, canın her an tehlikede. Bazı kere paran da para. Altınları yiyorsan buğday olmasa, ekmek olmasa, kıtlık olsa altın vagonun içinde adam açlıktan öldü. Ellerinden uzandığı kadar yere yedi, kitli kaldı. Ya, vagon altın olsa ne olur? Pankanot yenmez. Onun için dünyada her şey risk. Ahirette her şey kar. Yeter ki dünyadan her nefis yarın için ne yatırım yaptığına baksın.